Herkese merhabalar. Ben Günay Yayınları Sosyal Bilgiler yazarı Emre Tezcan. Evet, öncelikle kitabımızın genel hatlarıyla alakalı olarak bilgiler aktarmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle kapak kısmı bizi karşılıyor. Kitabın iç kapak kısmından itibaren içindekiler kısmı ve daha sonrasında da kapak fotoğrafları bizleri karşılayacak. Evet, her üniteden önce kazanımları belirttiğimiz bir tablo. Kazanım tablosundan itibaren daha sonrasında da bizi konu özetleri karşılıyor ki öncelikle konu özetleriyle ilgili şunları belirtmek istiyorum. Bakın, burada özellikle görsel hafıza teknikleriyle zenginleştirilen içeriklerde kazanımlar, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük müfredatına göre bu merak serisinde aktarılmaya çalışıldı. Genel itibariyle konu özetleri. Bakın, konu özetlerinde özellikle bunları görmek mümkün. Bununla beraber yan bilgiler dediğimiz konu özetlerinde, her konu özetinin olduğu kısımda yan bilgilerde bu merak bilgi akılda kalsın ve aynı zamanda ipucu şeklinde bilgilerin olduğunu göreceğiz. Özellikle bu merak bilgilerde daha çok tanım cümlelerine ve açıklamalara yer verilirken, akılda kalsın kısımlarında ise konu özetlerine ek olarak spesifik bilgilere yer verildiğini unutmayalım. İpucu dediğimiz kısımlarda ise bakın, özellikle sınav öğrencileri için sorularda fayda sağlayacak, özellikle yorumlama yapılacak bilgilere yer verildiğini unutmuyoruz. Daha sonrasında bizi her konunun ardında bir etkinlik bölümü karşılıyor ki özellikle dersi daha eğlenceli hale getirmek, eğlenirken öğrenmek, konuları pekiştirmek ve kazanımların bir nevi değerlendirilmesini yapabilmek amacıyla etkinliklere de yer verildiğini görüyoruz konu özetlerinin hemen ardından. Daha sonrasında bizi beceri temelli örnek sorular karşılıyor. Bakın, bu beceri temelli örnek soruların mantığında konu bitimlerinde etkinlik bölümünün hemen ardından bu sorular aktarılıyor. Bu bölümlerde özellikle MEB'in yayınladığı örnek sorular veriliyor. Bu sorularla üst düzey düşünme becerilerinin öğrencilere aktarılması hedefleniyor. Unutmuyoruz. Daha sonrasında kavratan testler bölümü dediğimiz bölüme geçiyoruz. Her konu ardında verilen bu testlerde özellikle bilgi ve kavrama basamağına yönelik sorular aktarılıyor. Daha çok kolay ayarda diyebileceğimiz sorulardan oluşuyor kavratan testler bölümü. Bakın, daha sonrasında bizi daha sonrasında şöyle belirtelim. Ünite sonlarında bu merak testler dediğimiz bölüm karşılayacak. Burada da daha çok analiz basamağına ve kavrama basamağına yönelik soruları görmekteyiz. Burada daha çok orta ayarda soru tiplerini görmekteyiz. Bakın, harita yorumlama dediğimiz sorular özellikle coğrafi sorgulama ve aynı zamanda değişim ve sürekliliği algılama becerilerini kazandırmak amacıyla özellikle kitaplarda bunu yoğun olarak görmek mümkün. Bununla beraber ilk kısımda gördüğünüz gibi karikatür ve afiş yorumlama gibi yeni nesil üst düzey düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan sorular gene kitabın içerik kısmında aktarılmıştır. En son kısımlarda ise bu merak testlerin haricinde bir de beceri testlerini görüyoruz ki bunlar da her ünitenin en sonunda yer alan testlerdir. Bunlar üst düzey soru çözüm tekniklerini kazandırmaya amaçlamıştır genel itibariyle öğrencilere. Evet, kitabın genel hatlarını bu şekilde tanıtabiliriz. Konu özetlerinde özellikle şunları belirtmek gerekir ki yoğunluğu, iç yoğunluğu yan bilgilerle, özellikle şu spot bilgilerle dediğimiz yan bilgilerle iç yoğunluğu alıp sayfanın yanında da bilgi kısmını yoğun tutmaya çalıştık ki kazanımlarla, tamamen kazanımlarla uygun olarak, müfredata uygun olarak oluşturulan içeriklere sahip olduğunu görüyoruz bu merak serisinin. Bununla beraber şunu da belirtmek gerekir ki kitabın genel hatlarına baktığımızda özellikle video çözümlerini görmek mümkün sorularda. Bununla beraber aynı zamanda tam öğrenme modülüne uygun olarak aşamalı öğrenmeyi de kapsayacak etkinlikleri konu özetleriyle beraber aynı zamanda
akıllı tahtaya da uyumlu olduğunu görüyoruz. Bumerang serisi, İnkılap Tarihi ve bununla beraber Sosyal Bilgiler kitaplarının.